Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Muhterem cemaati Müslümin, sözlerimize başlamadan önce bizleri mümin kılan, Müslüman kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz sultanı, rahmet peygamberi, iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki toprağın altında değil, şu anda toprağın üstündeyiz. Elhamdülillah. Ne kadar şükretsek azdır. Demek ki fırsatlar, imkanlar sunuluyor bizlere. Ve yine Rabbimize ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Rabbimiz bizleri yeniden bir Ramazan-ı Şerif'e ulaştırdı. Elhamdülillah. Affın ve mağfiretin bolca yağmış olduğu mübarek bir ay. Ve yine Rabbimize sonsuz hamdü senalar, şükürler olsun ki Rabbimiz bizleri oruç tutan, teravih namazı kılan, Kur'an okuyan, Kur'an dinleyen, cemaate katılmayı seven, sevaplı, bereketli, güzel işler yapmayı seven insanlar kıldı. Elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ailemizce, sevdiklerimizce, nesillerimizce böyle Kur'an ehli, oruç ehli, Ramazan ehli, merhamet ehli, şükür ehli, ibadet ehli olan kullarından eylesin. Ramazan ayı, Kur'an ayı. Ramazan ayı oruç ayı, Ramazan ayı bereket ayı, Ramazan ayı yardımlaşma, dayanışma, kaynaşma ayı. Ramazan ayı Müslümanların sevaplarının kat be kat katlanmış olduğu bir ay. Elhamdülillah. Madem ki Ramazan ayı Kur'an ayı, bize verilen mesaj her sene Ramazan geliyor, diyor ki Müslüman Kur'an'la barış, Müslüman Kur'an'la kucaklaş, Müslüman Kur'an'la arandaki buzları erit. Ve yine Kadir Gecesi her sene geliyor. Kur'an o gece indi ya, Kur'an'ın doğum günü ya, her sene geliyor. Bin aydan daha hayırlı bir gece. Elhamdülillah. Niye? Kur'an o ayda indiği için. İşte her sene gelen Ramazan ayının, her sene gelen Kadir Gecesi'nin, her sene gelen üç ayların bizlere verdiği mesaj, Müslüman Kur'an'la hemhal ol. Kur'an'ı oku, Kur'an'ı tefekkür et, Kur'an'ı hayatına tatbik etmeye çalış, Kur'an'la yaşa, Kur'an'la öl mesajı veriliyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Kur'an'la yaşayan, Kur'an'la vefat eden, ahirette de Kur'an'ın şefaatine nail olan kullarından eylesin. Madem ki Ramazan ayı, Kur'an ayı, biz de bugünkü sohbetimizde Kur'an'dan ayetler okuyarak birlikte tefekkür edelim. Rabbimizin ilahi mesajları 6000 küsur ayeti kerimeden bugün inşallah birkaç ayeti kerimeyi okuyup vaktimizin el verdiği ölçüde Rabbimizin bizlere verdiği mesajlar nedir? Onları okuyup tefekkür etmeye çalışalım. Okuyacağımız ayet-i kerimeler Tegabun suresinden 9. ayet-i kerimeyi okuyacağız. Fakat o 9'u okumadan önce ondan bir önceki 8. ayet-i kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretlerinin buyruğunu bir hatırlayalım. Ondan sonra hem 9. ayet-i kerime, 10. ayet-i kerime bunlar da çok önemli mesajlar verilen ayet-i kerimeler. Tegabun suresi ayet 8. Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyurdular.
Estağfirullah. فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذ۪ي اَنْزَلْنَا وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ فَآمِنُوا بِاللّٰهِ Allah'a inanın. Ve Resulihi, Peygamberine inanın. وَالنُّورِ الَّذ۪ي اَنْزَلْنَا Bizim indirdiğimiz nura inanın. Yani Kur'an-ı Kerim'e inanın. Üçü bir arada. Hani üçü bir arada kahve var ya, kahve bir tarafta, içinde efendim sütü de var, bir de şekeri var. Tatlı değil mi? Keyif veriyor insana. Nasıl o böyle tatlı geliyor, insanların da hoşuna gidiyor. Şimdi burada da insanın dünyasına mutluluk verecek olan, ahiretine de ebedi saadet verecek olan, cenneti kazandıracak olan, Rabbin rızasını kazandıracak olan ve cennette de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle beraber kılacak olan üçü bir arada iman esası. فَاَمِنُوا بِاللّٰهِ Allah'a inanın ve Resulü peygamberine inanın ve nuru lezi enzelna bir aydınlık olarak gönderdiğimiz indirmiş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'e inanın diyor Rabbimiz. Allah'a iman, peygamberine iman, Kur'an-ı Kerim'e iman. Rabbimiz Celle Celaluhu Huzur Celal Hazretleri cümlemizi inandığımız bu iman esaslarını ömrümüzün sonuna kadar büyük bir heyecanla, şevkle, gereklerini de yerine getirmek suretiyle ömrümüzün sonuna kadar devam ettirmeyi Rabbimiz cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Tabii kıymetli kardeşlerim, ayet-i kerime şöyle bitiyor. Vallahu bima ta'meluna habir. Allahu Teala sizin yaptığınız her şeyden haberdardır. Allah haberdar. Biz de bir şeylerden haberdar oluyoruz değil mi? Gazetelerden, oradan, buradan, televizyonlardan, tartışma programlarından, internetten. Ama yalan yanlış birbirine karışmış. Bizi aldatıyorlar, kandırıyorlar ve her bilgiye de vakıf olamıyoruz. Ama Allah için böyle bir şey söz konusu değil. Allah her şeyden haberdardır. Bizim yaptığımız her şeyden, gece, gündüz, sabah, akşam, efendim kalabalıkta, tenha yerlerde, efendim tatil beldelerinde, köyümüzde, evimizde, şehrimizde, bizde sevinçliyken, mutluyken, üzüntülüyken nerede bulunursak bulunalım yaptığımız her şeyden Allah haberdardır. Ve meleklerine emretti onlar kaydediyorlar. Sağımızda solumuzda günahları ve sevapları yazan melekler kaydediyor. Ahirette Rabbimiz Celle Celaluhu bütün bunları önümüze çıkartacaktır. Dolayısıyla o gün iyilik yapanlar, sevap yapanlar kazanacak. Ama kötülük yapanlar, haram işleyenler, farzları terk edenler, inkar içerisinde bulunanlar, onlar kaybetmiş olacak. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu, Allah'a inanın, kurtulun. Resulüne inanın, kurtulun. Bir aydınlık olan indirdiğimiz Kur'an'a inanın, kurtulun. Çünkü ben sizi takip ediyorum, sizi görüyorum, sizi işitiyorum. Yaptığınız her şeyden haberdarım. Ahirette bütün yaptıklarınız huzuruma gelecek. O gün mahcup ol olmamak için, o gün mutlu olmak için Allah'a, peygamberine, Kur'an'a iman edin ve onun gereklerini yerine getirin mesajı verin. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Allah'a imanımızı kuvvetleştiren, peygamberimize imanımızı, bağlılığımızı artıran, Kur'an-ı Azimuşşan'a bağlılığımızı, okumamızı, tefekkür etmemizi, anlamamızı, manasını düşünmemizi ve hayatımıza tatbik etmemizi artırmamızı Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Şimdi kıymetli kardeşlerim, ayeti kerimi okuduk. Peki inanırsak ne olur, inanmazsak ne olur? Yani bir insan Allah'a, peygambere, Kur'an'a inanırsa ne olur? Şimdi gelecek ayeti kerimelerde onların müjdesi var. Ama inanmazsa kişi ne olur? Onun da tehdidi var. Gerçi şöyle ifade edelim. Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün azap ayetleri, bütün cehennem sahneleri, cehennemliklerin kendi aralarında konuşmaları, tartışmaları, efendim meleklerin cehennemliklere hitabı, cehennemliklerin pişmanlıkları gibi Kur'an-ı Kerim'de bütün böyle azap ayetleri, cehennem ayetleri aslında Allah'ın bir rahmetinin tecellisidir. Ya hocam azabın, cehennemin nasıl bir rahmet tarafı olabilir diye insan düşünebilir. Unutmayalım ki Allahu Teala Zülcelal Hazretleri bizlere cehennemi hatırlatıyor,
azabı hatırlatıyor. Cehennemde insanlara pişmanlıklarını hatırlatıyor ve diyor ki, ey kulum, ben seni seviyorum. Seni en güzel bir şekilde yarattım. Seni mahlukatın en şereflisi yarattım. Sana ruhumdan üfledim. Seni insan, Hazreti insan yaptım. O halde gel de benim dediklerimi yap. Benim yolumdan git. Ben seni cennette ebedi olarak ağırlamak istiyorum. Cehenneme sokmak istemiyorum mesajını veriyor Rabbimiz. Dolayısıyla bu mesaja kulak verenler kurtuluyor ama kulak vermeyenler Kur'an-ı Kerim'de beyan edilen azabı ahirette görmüş olurlar. Rabbimiz Celle Celaluhu, Rabbimizin ilahi mesajlarını alan, ahirette de Rabbimizin rızasına nail olan kullarından eylesin. Tegabun Suresi 9. ayeti kerime. Estağfirullah. Yevme yecmeukum. Allah-u Teala Zülcelal Hazretleri sizi toplayacak, bir araya getirecek. Liyevmil cem'i, o toplanma gününde. O toplanma günü ahiretin isimlerinden birisi de budur, toplanma günü. Yani insanların bir araya geleceği o gün. Hangi insanlar? Geçmiş ve gelecek bütün insanlar. Adem Aleyhisselam'dan günümüze ve kıyamete kadar gelecek bütün insanlar bir araya Allah-u Teala toplayacak onları. Ve orada yapılan hitaplar, meleklerin seslenmesi, herkes bizzat bunları duyacak. Yani o kadar kalabalık insan nasıl duyarız ederiz değil, oranın boyutları farklı ve herkes orada konuşulanları, seslenilenleri, ibretleri, her şeyi duymuş olacak. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu, biz sizi o toplanma gününde toplarız, o günü iyi düşünün. O günü tefekkür edin, o güne hazırlanın. Çünkü ذَٰلِكَ يَوْمُ تَغَابٌ O gün aldanma günüdür. İşte bu okuduğumuz, bu ayeti kerimenin bulunmuş olduğu sure, Tegabun suresi. Neymiş tegabunun manası? Aldanma. Yani kişi ahirette aldandığının farkına varacak. Hani bir alışveriş yapar kişi, bir mal sattı diyelim. Ama bir de baktı ki, mal çok ucuza gitmiş, kandırmışlar. Demişler bu değersiz ya, bu basittir, bu hiçbir para etmez. Ona 3-5 kuruş vermişler. Halbuki milyarlar değer, böyle bir bahayı böyle kaybetmiş, pişman olacak. İşte ahirette aldandığının farkına varacak. Gez, toz, yaşa, dünyaya bir daha mı geleceksin? Ye, iç, bütün zevkleri tat. Efendim namazmış, oruçmuş, haçmış, Kur'an okumaymış, peygamberin efendim yolundan gitmek. Ya bırak bunları sen, sen keyfine bak gibi. İçkiyi iç, zina yap, kumar oyna, faiz alıp ver, çıplak dolaş vesaire falan. Bütün bunları yaptığı zaman insan ahirette aldandığının farkına varacak. O arkadaşları onun elinden tutup da kumara götüren, zinaya götüren, namaza gideceği zaman ona engel olan, birlikte beraber efendim gayrimeşru işler yapan o kankaları var ya, yediği içtiği ayrı gitmeyenler o gün birbirine düşman olacak ve birbirlerine sen beni aldattın diyecekler. O gün aldanma günü. Dolayısıyla Rabbimiz Celle Celaluhu bütün insanların toplanmış olduğu o mahşer gününü düşünmemizi, tefekkür etmemizi, ibret ve hisseleri almamızı, çünkü orada bir kısım insanlar aldanacak, siz aldanmayın mesajını veriyor. Tabii aldanacak insanlar 3 sınıf. Yani bütün insanlığın 3 kategoride olduğunu görüyoruz. Nedir o baktığımız zaman? Kafir aldandığını fark edecek, anlayacak o gün. Kafir inanmamış. İnanmamış. İnanmayan kişiler, Allah'ın varlığını, birliğini inkar eden, peygamberini, Kur'an'ı inkar eden kimse o gün aldandığını anlayacak fakat iş işten geçmiş olacak. O artık kendisi keşke iman sahibi olsaydım diye çok büyük iç geçirecek, çok büyük keşke diyecek ama onun bir faydası olmayacak. Ve o gün bütün dünya onun olsa, bir dünya kadar bir dünya onun olsa, Ra'd suresi 18. ayeti kerimede, yine Kur'an-ı Kerim başka ayeti kerimelerinde öyle bir tasvir var ki, kendisini kurtarmak için bütün bunları feda etmek isteyecek. Hatta yakınlarını, en sevdiklerini, annesini, babasını, çoluğunu, çocuğunu, alın bunları da ben kurtulayım tek, yeter ki ben kurtulayım diyecek, fidye olarak feda edecek, vermek isteyecek. Ama telafisi mümkün değil. O gün aldandığını anlayacak ama dönüş yok. Birincisi bu. İkincisi de
günahkar olan Müslüman aldandığını anlayacak. İşte dünyadayken ibadetleri terk eden, namazı terk eden, orucu terk eden, açıktan oruç yiyenler, efendim hac ibadetini terk eden, Kur'an okumayı terk eden, efendim zina eden, gayrimeşru işler yapan, kul hakkına giren, bu ve buna benzer haramları, günahları işleyen, farzları terk eden o gün anlayacak ki aldanmış. Ya keşke yapsaydım diyecek. Keşke Rabbimin emirlerini tutsaydım, haramları işlemeseydim, farzları yerine getirseydim diyecek. Ama iş işten geçmiştir. Aldandığını orada fark edecek ama telafisi mümkün değil. Bir diğer, üçüncü kategoride bulunan da ibadet ehli Müslüman. O da aldandığını fark edecek. Onun mesela hadis-i şerifteki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesi de şu şekilde: ölen herkes pişman olur. Dediler ki ya Resulallah bu nasıl olur? Tamam, kafiri anladık. Yani kafir pişman olacak inanmadığından dolayı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o inanmayanın pişman olacağını beyan ettikten sonra müminin de ahirette pişman olacağını, o da şu şekilde: beş vakit namazını kılan Müslümandır, efendim zekatını verendir, Kur'an okuyandır, ibadet ehlidir, eli açıktır, cömerttir, böyle iyi insan olmaya çalışan birisidir. Fakat onun pişmanlığı da şöyle olacak: yahu niye biraz daha fazla namaz kılmadım? Ya niye biraz daha fazla zekat vermedim? Niye biraz daha fazla anneme babama iyilik yapmadım? Niye biraz daha fazla evladıma İslami terbiye vermedim? Niye biraz daha fazla iffetimi korumadım? Namusumu, şerefimi koruma gayretinde biraz daha hassas olmadım. Niye Rabbimi Celle Celaluhu zikretmedim daha fazla? Niye tesbih etmedim? Niye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i daha fazla örnek almadım gibi? Niye daha fazla? Niye daha fazla? Niye daha fazla ibadetler, sevaplar işlemedim diye ibadet ehli olan Müslüman da böyle pişman olacak. O da öyle aldanmış olacak. Keşke daha fazlasını yapsaydım diye. İşte o gün Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri bizlerin o gün telafisi mümkün olmayan bir aldanma içerisine düşmememiz için Rabbimiz o tegabun gününü, mahşer gününü, ahiret gününü, öbür dünyayı, insanların bir araya geldiği mahkeme-i kübrayı bizlere hatırlatıyor ki bunu düşünün, ahirete hazırlık yapın diyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ahiret eksenli çalışan, yaşayan, gayret eden kullarından eylesin. Peki hazırlık yaparsak ne oluyor? Müjde geliyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz müminden bahsederse kafirden de bahseder. İmandan bahsederse küfürden de bahseder. Cennetten bahsederse cehennemden de bahseder. Niye? İnsan düşünsün. Yani baksın ki Allah'ın yolu böyle, inkarın yolu böyle, şeytanın yolu böyle, bir muhakeme etsin, bir mukayese etsin de doğruyu bulsun diye Rabbimiz irademizi kullanmamız için bizi düşünceye sevk ediyor. İşte şu anda okuyacağımız ayeti kerimelerde de böyle bir sahne var. Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyurdular. Estağfirullah. Ve men yu'min billahi. Her kim Allah'a inanırsa. Yani Allah'a inanmak, peygamberine, Kur'an'a inanmak demektir. Her kim Allah'a, peygambere, Kur'an'a inanırsa veya amel salihan, salih amel işlerse. Ne demek salih amel? Sevaplı işler. Rabbimizin razı olduğu bu farz olan hususlar, vacip olan hususlar, sünnet olan hususlar, nafile olan hususlar. Yani sevap kazanmak için yapılan her türlü iyi iş, hayırlı iş. Veya amel salihan, her kim böyle salih ameller, güzel işler yaparsa, ibadetler, sevaplı işler yaparsa yükeffir anhu seyyiatihi, Allah onun günahlarını siler. Nasıl siliyor? Yükeffir, o kefaret olur. O amelleri, yapmış olduğu işler ona. Kefaret örtmek demek. Hani çiftçi tarlayı kazar, efendim tohumu atar, üzerine toprağı da örter ya. İşte ne olur? Allah-u Teala bizim günahımızı örtüyor. Hatta bazen öyle oluyor ki biz tevbe ettiğimiz zaman günahlarımızı sevaba çeviriyor. Bağışlamasını bırakın, bağışlaması bir tarafa, onları bir de sevaba çeviriyor. Yani anlaşılsın diye söylüyorum. 1000 tane günahımız varsa tevbe ettiğimiz zaman Allah onları bağışlıyor. Ondan sonra da 1000 tane sevap yazıyor bize. Niye? Rabbimizi bildik, pişman olduk. Bir daha yapmayacağız diye kararlı olduk ya, Allah da bağışladığının yanına bir de ne yapıyor? Yani tabir caizse bir bonus vermiş oluyor bize. Böyle büyük bir mükafat. Elhamdülillah.
Yükeffir anhu seyyiati, Allahu Teala o salih amel işleyenlerin günahlarını bağışlar. Ve yudhilhu cennatin, ve onu cennetlere koyar. Cennet demedi. Cennatin, cennetler. Bir tane cennet yok. Birçok cennet var. Hepsinin böyle farklı farklı dereceleri, makamları var. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu iman ehlini, iyi güzel işler yapanları cennetine dahil ediyor. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi bu biraz daha net anlayalım diye, hani şimdi biz böyle dünyadayken ya bir evim olsun da şöyle benim olsun, şu kiradan bir kurtulayım, kaç sene çalıştık, borcumuz da olmasın, hatta evimizde şöyle bir bahçeli olsun, ağaçları falan da olsun, meyveleri, sebzeleri, hatta çiftlik miflik de olabilir, böyle hayvanlar da olsun orada, hizmetçiler olsun, efendim bahçıvanlar olsun, efendim böyle villa tipi, böyle hep böyle hayalimiz olur ya insanın, böyle ya bir de havuzu olsun, şimdi havuzlu mavuzlu böyle efendim siteler biteler falan, insanlar oralara taşınıyor, oralardan ev alıyorlar ya, havuz olsun diyorlar, böyle bir güzel bir havuz olsun deriz ya. Şimdi hayalimizde düşünün, ne kadar fazla, böyle ne kadar geniş, ne kadar imkanlı düşündüğümüz bir evi, bir güzelliği düşünün. Şimdi Rabbimiz o iman edip iyi işler, salih ameller, farzları yerine getiren, günahlardan kaçan okullar için onu cennetlere Rabbimiz sokar, cennetlere girdirir. Tecri min tahtihel enhar. O cennetlerde o ağaçların altından, evlerin altından, yanlarından, kenarlarından ırmaklar akar. Öyle bir güzellikte ki insanın gözüne hitap ediyor. Oradaki suyun şarıltısı, kuşların cıvıldamaları, o cennetin havası gözüne de, kulağına da, kalbine de, duygularına da muhteşem bir şekilde tesir ediyor. Muhteşem bir lezzet veriyor. Çünkü cenneti hem Kur'an-ı Kerim hem de hadis-i şeriflerde tasvirine baktığımız zaman gözlerin görmediği güzellikler, kulakların işitmediği ve hayallerin, tehayyüllerin ulaşamadığı bir güzellik diyor Rabbimiz ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu iyi işler işleyenleri, güzel işler yapanları onları cennetlerine koyduğu gibi böyle altlarından ırmaklar akan, o köşklerinin, o ağaçlarının altlarından ırmaklar akan bir güzellikte olduğunu beğendi. Bitti mi? Bitmedi. Niye? Çünkü biz öleceğiz. 100 sene önce yaşayanlar şu anda mezarda. Şu anda 8 milyara yakın insan var. 100 sene sonra ne olacak? Biz de kalmayız. Hepimiz de mezarda olacağız. Biz geçiciyiz. Bütün varlıklar, mülk hepsi geçici. Hepsi fani. Dünya da fani. Biz öldüğümüz zaman bizim ecelimiz gelir. Ama kıyamet koptuğu zaman kainatın eceli gelmiş olur. Hepsi geçici. Ama ahiretteki o büyük mükafatlar dünyadaki gibi değil. Nasılmış? Halidine fiha ebeda. İşte o müminleri, iyi iş yapan müminlerin günahlarını Rabbimiz bağışladığı gibi, cennetlere koyduğu gibi, altlarından ırmaklar akan o güzellikleri lütfettiği gibi orada ebediyen kalacaklardı. Elhamdülillah. Ne muazzam. Şimdi ev aldık, evimiz oldu. Yok efendim müteahhiti malzemeden çaldıydı, zemin efendim depreme dayanıklıydı, değildi. Yok efendim rutubeti vardı, yoktu. Yok site aidatları çok pahalıydı, şöyleydi, böyleydi. Efendim bir sürü dert var. Doğalgaz faturası geldi, elektrik geldi, su geldi. Yok fazla geldi, az geldi. Ama ahirette böyle bir dert yok elhamdülillah. Allahu Teala Zülcelal Hazretleri bizi bizden daha iyi bildiği için Kur'an-ı Azimüşşan'ı bize hayat kitabı olarak gönderdi. Buna uyun, mutlu olun. Buna uyun, rahat edin. Buna uyun, ailenizde mutlu olun. Buna uyun, ticaretiniz bereketli olsun. Buna uyun, sokağınızda, mahallenizde, memleketinizde, devletinizde huzur olsun, barış olsun, esenlik olsun diye Rabbimiz Celle Celaluhu bizi bizden daha iyi bildiği için Rabbimiz bizim kullanma kılavumuz Kur'an-ı Kerim'i gönderdi. İşte Rabbimiz bizi bizden daha iyi bildiğinden dolayı ahirette de bizim nasıl mutlu olacağımızı, nasıl sevineceğimizi, nasıl böyle mutluluktan ailemizle birlikte sevincimizi paylaşacağımızı bildiğinden dolayı Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de işte ahiretteki o güzelliği bizlere böyle hem birçok surelerde, ayet-i kerimelerde ifade etmiş oluyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Rabbimiz Celle Celaluhu yolundan giden, kitabına sarılan, elçisinin peşinden giden ve ahirette de Rabbimiz Celle Celaluhu'nun ebedi lütfu olan cennetlerine nail olan kullarından eylesin. Ayet-i kerime şöyle bitiyor.
ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ İşte büyük başarı budur. İşte büyük kurtuluş budur. Ya falanca başarılı. Neye göre başarılı? Başarı budur işte. Cenneti kazanmak başarıdır. Kişinin başarısı, kurtuluşu cenneti kazanmaya, Allah'ın rızasını kazanmaya bağlıdır. Efendim köşeyi dönmüş, efendim bir koymuş da beş almış, on almış, değerlenmiş, şöyle yatırım yapmış, böyle. Tamam, onlar dünyada fayda sağlar. Ama biz ölünce onlar kalır burada. Ama ebedi olan başarı namazdır. Ebedi olan başarı kazanç, oruçtur. Ebedi olan başarı Ramazan'ı ihya etmektir. Ebedi olan başarı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sımsıkı sarılmaktır. Ebedi olan başarı annemizin hakkını helal ettirmektir. Babamızın hakkını helal ettirmektir. Evlatlarımızı ahirette bizden şikayetçi kılmamaktır. Asıl başarı bu. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu "Dâlikel fevzul azîm." İşte asıl başarı budur buyuruyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ahirette yüzü gülen kullarından eylesin. Bu müminlere verilen mükafat idi. Kafirlere verilen cezayı da sadece okuyup öyle bitirmiş olalım. Ezan-ı Muhammedi okunuyor. Estağfirullah. Tegabun suresi 10. ayet-i kerime. Vellezine keferu, o inkar edenlere gelince, ve kezzebu bi ayatina, o bizim ayetlerimizi inkar eden, bizi takmayan, peygamberini takmayan, Kur'an'a inanmayan o kişiler gelince, ulaike ashabunlar, onlar cehennem ehli, yani ateş ehlidirler. Halidine fiha, ve onlar cehennemde ebedi olarak kalacaklardır. Ve bi'sel masir, ve gerçekten orası ne kötü bir gidilecek yerdir. Rabbimiz Celle Celaluhu inkardan, inkarcılardan, inkarcılarla dost olmaktan, inkarcılarla dost olanlardan, inkarcılarla işbirliği yapanlardan ve inkarcıların ve onların dostlarının şerrinden Rabbimiz cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ailece, nesillerimizce Kur'an ehli, ibadet ehli, oruç ehli, şükür ehli, merhamet ehli, teravih ehli, istikamet ehli olan kullarından eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu burada toplandığımız gibi cennette toplanıp Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olmayı Rabbimiz cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Değerli müminler, bir kardeşimiz bir hatim okumuş. Kısaca hatim duasını yapalım, öyle bitirmiş olalım. Amin. Subhane rabbiyal aliyyil a'lel vehhab. E'udu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Ya Rabbi cümlemizi rızayı şerifine nail olan kullarından eyle. Cümlemizi sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'in sünnetine tabi olup onun ahlaki ile ahlaklanıp onun şefaatine nail olan kullarından eyle. Ya Rabbi bu mübarek Ramazan-ı Şerif'te hem bu kardeşimizin okuduğumuş olduğu hatmi şerifi hem de cemaatlerimiz tarafından, Müslümanlar tarafından okunan bütün hatmi şerifleri, ayeti kerimeleri, Yasin-i şerifleri, kelime-i tevhidleri, salavat-ı şerifeleri, tesbihatları dergah-ı niyyende makbul eyle ya Rabbi. Dergah-ı izzetinde makbul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bunlardan hasıl olan sevabı evvela sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, ruhi tayyibelerine hediye eledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bütün Peygamber Efendilerimizin, enbiyan, esfiyan, evliyan, meşayihin, sahabi, güzün efendilerimizin, ehli beytin de ruhlarını hediye edip vasıl eyle. Ya Rabbi, din-i mubin İslam'ı bizlere kadar getiren, taşıyan, tüm din bilgini, din alimi hocalarımızın, hafızların, müfessirlerin, muhaddislerin, musanniflerin, fakihlerin de ruhlarını hediye edip vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, üzerinde yaşamış olduğumuz bu cennet vatanımızı ve bütün İslam coğrafyalarını bizlere kanlarıyla, canlarıyla emanet eden ehli İslam, şehit ve gazilerin de ruhlarını hediye edip vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rahmer Rahimin ve Ya Hayren Nasirin. Ya Rabbi depremde ve sel afetlerinde şehit olan kardeşlerimizin de ruhlarını hediye edip vasıl eyle. Ya Rabbi yaralı olan kardeşlerimizi de acilen şifalar lütfeyle ya Rabbi. Ya Rabbi
uzaktan yakından bu yeryüzünün en kıymetli mekanlarından birisi olan senin sevdiğin bu güzel mekana gelip de dualarımıza amin diyen kardeşlerimizin, anneden, babadan, dosttan, eşten, akrabadan, ahbaptan, sevdiklerinden, kardeşlerinden ahirete irtihal etmiş olanların da cümlesinin ruhlarını hediye edip vasıl eyle. Makamlarını cennet eyle. Derecelerini âli eyle, taksiratlarını affeyle, günahlarını mağfiret eyle, kabirlerini pürü nur eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizler de şu anda toprak altında bulunanların halleriyle hallendiğimiz zaman bizim de ardımızdan böyle hayır dua eden nesiller ihsan eyle ya Rabbi. Nesillerimizi hayırlı eyle ya Rabbi. Hayırsız kişilerden nesillerimizi koru ya Rabbi. Ya Rabbi, cümlemizi sıhhat ve afiyet ihsan eyle. Ya Rabbi, cümlemizi hayırlı, bereketli, uzun ömürler ihsan eyle. Ya Rabbi, cümlemizi ahirete Kur'an ile, iman ile göç eden kullarından eyle. Ya Rabbi, cümlemizi ahirete son nefesimizde hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Kelime-i şehadetiyle, kelime-i tayyibesiyle ahirete göç eden kullarından eyle. Ya Rabbi, cümlemizi sevgili Peygamber Efendimizin Havz-ı Kevser'inden kana kana içenlerden eyle. Arşın gölgesi altına gölgelenenlerden eyle. Ya Rabbi, cümlemizi Sırat Köprüsü'nü şimşek gibi geçenlerden eyle. Ya Rabbi, cümlemizi burada toplandığımız gibi bütün sevdiklerimizle birlikte cennette Peygamber Efendimizin etrafında toplanmak, onun sohbetinde bulunmak, ona komşu olmak ve onun şefaatine nail olmayı cümlemize nasip ve müyesser eyle. Ya Rabbi, bütün peygamber efendilerimizin, enbiyanın, esfiyanın, meşayihin, salihlerin, sıddıkların, şehitlerin, hafızların, namazın, Kur'an'ın ve orucun da şefaatine cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, emirlerini emir bilip onlara tabi olanlardan eyle. Yasaklarını yasak bilip onlardan sakınanlardan eyle. Helal kazanıp helal harcamak nasip eyle. Haram kazanmaktan, haram harcamaktan cümlemizi koru, muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, şu anda aramızda hasta olan ve hastane odalarında da şifa bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimize acilen şifalar ihsan eyle. Dertlerine devalar ihsan eyle. Borçlarına en kısa zaman edalar ihsan eyle ya Rabbi. Aşı olmayan kardeşlerimize helal aş nasip eyle. Eşi olmayan kardeşlerimize salih ve saliha eşler nasip eyle ya Rabbi. İşi olmayan kardeşlerimize de helal kazanç getirecek bereketli işler nasip eyle ya Rabbi. Ya Rahman Rahimin ve Ya Hayren Nasirin. Ya Rabbi, bizlere birlik ve beraberlik ihsan eyle. Ayrılıktan, gayrılıktan, tefrikadan, cehaletten, fakirlikten bizleri, ümmeti Muhammed'i koru, muhafaza eyle ya Rabbi. Vatanımızı, milletimizi bölüp parçalamak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Oyun ve tezgahlarını kendi başlarına geçir ya Rabbi. Ya Rahman Rahimin ve Ya Hayren Nasirin. Ya Rabbi, oruçlarımızı makbul eyle. Dualarımızı makbul eyle. Teravihlerimizi makbul eyle, mukabelerimizi makbul eyle, ibadetlerimizi makbul eyle. Ya Rabbi, bu mübarek ay çıkmadan cehennemden azat olanlar zümresine cümlemizi dahil eyle ya Rabbi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cennetin özel bir kapısı olarak beyan etmiş olduğu Reyyan kapısından, sadece oruçların geçeceği o güzel kapıdan cümlemizi ailece Reyyan kapısından cennete elimizi, kolumuzu sallayarak giren kullarından eyle ya Rabbi. Ya Rahman Rahimin ve Ya Hayren Nasirin. Ya Rabbi, din-i mubin İslam'ı bilinçli olarak öğrenip şuurlu olarak amel etmeyi cümlemize nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri koru, muhafaza eyle. Vatanımıza, milletimize rahmetler lütfeyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ocağımıza, mutfağımıza, kazancımıza, ticaretimize, gönlümüze, kalbimize, vatanımıza, milletimize rahmetlerini, yardımını lütfeyle ya Rabbi. Gece gündüz rahmetini lütfeyle ya Rabbi. Yardımını lütfeyle ya Rabbi. Kardeşliğimizi, birlik beraberliğimizi daim eyle ya Rabbi. Ya Rahman Rahimin ve Ya Hayren Nasirin. Ya Rabbi, senin bizlere kutsal bir emanet olarak bırakmış olduğun mübarek Kudüs'ümüz, Mescid-i Aksa'mız işgal altında.
altında orada necis olan ve necis ayaklarıyla Mescid-i Aksa'ya giden, zulmeden o Yahudileri, o Siyonistleri, o zalimlere ya Rabbi hatlerini bildir ya Rabbi. Yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara Kudüs'ü kurtarmak üzere bir şuur ihsan eyle ya Rabbi. Bilinç ihsan eyle ya Rabbi. Filistinli kardeşlerimizin yanında olmayı cümlemize nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Kalbimizi Kudüs'te atmasını nasip eyle ya Rabbi. Gönlümüzün Mescid-i Aksa'yla birlikte atmasını nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Kudüs için, Mescid-i Aksa için bizlere birlik ve beraberlik ihsan eyle. Bizleri uyandır ya Rabbi. Ya Rabbi senin bizlere kutsal olarak emanet etmiş olduğun hem Medine'miz var, hem Mekke'miz, Kabe'miz var, hem de Kudüs'ümüz, Mescid-i Aksa'mız var. Ya Rabbi sadece Filistinlilerin savunacağı bir şeref değil, ümmeti Muhammed'in namus borcu olan Mescid-i Aksa'yı savunmayı cümlemize nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Gece gündüz Mescid-i Aksa'yla dopdolu olmayı nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ya Rabbi miraca yükselmiş olduğu ve bütün peygamber efendilerimizin ruhlarına namaz kıldırmış olduğu, onlara imamlık yapmış olduğu o mübarek beldeyi kafirlerden, zalimlerden, hainlerden, siyonistlerden Müslüman Türkiye'nin eliyle temizlemeyi nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Bizleri de asker eyle ya Rabbi. Bizleri de er eyle ya Rabbi. Bizleri de bu uğurda hizmetçi eyle ya Rabbi. Bizleri de hademe eyle ya Rabbi. Senin dinine, Kur'an'ına, peygamberine, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna, Kabe'nin yoluna, Medine'nin yoluna, Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün yoluna bizleri de hizmetçi eyle ya Rabbi. Hadim eyle ya Rabbi. İçimizde, fikrimizde, gönlümüzde, kalbimizde, imanımızda Kudüs aşkıyla dopdolu olmamızı nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Ya Rahmer Rahimin ve ya Hayren Nasirin. Ya Rabbi. Fatih'in evlatları Türkler ile Selahaddin Eyyubi'nin evlatları Kürtleri birbirine kırdırmak isteyenlerin bir amacı da Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü kurtaracak olan bu Anadolu coğrafyasının gücünü, kuvvetini kırıp Türk-Kürt çatışması haline getirmek. Ya Rabbi, Fatih'in evlatları ile Selahaddin Eyyubi'nin evlatlarını kardeş eyle ya Rabbi, birlik eyle ya Rabbi, beraber eyle ya Rabbi, gönüldeş eyle ya Rabbi, sevgimizi, muhabbetimizi gökler kadar eyle ya Rabbi. Zerre kadar bir fire vermeden kardeşçesine Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü fethetme yolunda Türk'üyle, Kürt'üyle, Lazı'yla, Çerkezi'yle hareket etmemizi, çalışmamızı, gayret etmemizi bizlere nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Dualarımızı makbul eyle ya Rabbi. Dualarımızı makbul eyle ya Rabbi. Dualarımızı makbul eyle ya Rabbi. Bugün her tarafı ıslatan o rahmetin hürmetine, gökten yeryüzüne inen yağmurlar hürmetine dualarımızı makbul eyle ya Rabbi. Yer gök hürmetine dualarımızı makbul eyle. Yasin Taha hürmetine dualarımızı makbul eyle. Günahsız bebeler hürmetine dualarımızı makbul eyle. Oruçlar hürmetine, Kur'an hürmetine, alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine dualarımızı makbul eyle ya Rabbi. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvedine vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ya Rabbi, amin diyen kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle. Her türlü hayırlı muratlarına, muratlarımıza cümlemizi nail eyle. Umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle. Ya Rabbi amin diyen kardeşlerimizin ayaklarını Beytullah'a varan ayaklar eyle ya Rabbi. Cennetine dahil eyle ya Rabbi. Cehenneminden azad eyle ya Rabbi. Allahümme inna nes'elüke temamen ni'meh ve devamel afiyeh ve husnel khatimeh bi hurmeti seyyidil murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Dualarımızın makbul olması için, cümle geçmişlerimizin ruhu için, haseten
şehitlerimizin, deprem şehitlerimizin, sel şehitlerimizin ve bütün şehitlerimizin ruhları için, hasreten yaralı olan ve hasta olan kardeşlerimizin şifa yap olabilmesi için, hasreten Kudüs'ün Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için, hasreten vatanımızın ve milletimizin selameti için, hasreten Allah rızası için. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.